Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler, Metin Yayınları Matematik TYT Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi sayfaların çözümlerini yapacağız? Hocam 30 ve 31. Üniversiteliyim, test 4'teyiz arkadaşlar. Birinci dereceden denklemler konusunda. Dilerseniz videomuza başlayalım, sorularımızı çözmeye başlayalım. Ceviz, fındık ve 1 gramlık kütlelerle aşağıdaki eşit kolu terazi dengeleri oluşturulmaktadır. Bu terazi düzeneklerinde kullanılan cevizlerin kütleleri birbirine ve fındıkların kütleleri de birbirine eşittir. Buna göre bir cevizin kütlesiyle bir fındığın kütlesinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sol kefeye baktığımız zaman 3 tane fındık var arkadaşlar. Fındıklara F diyelim. 3F artı 4 tane de ceviz var. 4C artı 4 gramlık da bir ağırlık var. Birer gramdan toplam 4 gram. Eşittir diyorum. Bakın burada 6 tane fındık var. 6F. 2 tane ceviz var, 2C ve 5 tane de ağırlık var. Dolayısıyla artı 5 diyoruz. Pekala, şimdi ben 4'ü bu tarafa çağıracağım 5'in yanına. Dolayısıyla burada 1 kalsın isteyeceğim ve 6F ile 2C'yi de sol tarafa atacağım. Böylelikle elimde 2 tane ceviz eksi 3 tane fındık olacak. Ve arkadaşlarım işte bu 2 ceviz eksi 3 fındık eşittir. Ne olacak? 1 olacak. Bu cepte kalsın, tamam mı? Şimdi geçelim yandaki teraziye. Yandaki terazide 3 tane fındık, 4 tane ceviz ve bu sefer 2 gramlık bir kütle var. Eşittir diyorum. Bir tane fındık var arkadaşlarım. F. 5 tane ceviz var. Ve 3 gramlık da bir ağırlık var. Şimdi şu 2'yi bu sefer 3'ün yanına çağıracağım. Burada 1 kalsın isteyeceğim. F'yi ve 5'yi de sol tarafa göndereceğim. Böylelikle ne olur? 2F ve eksi C olur. 2F eksi C eşittir 1. Ve üst tarafta da 2C eksi 3F eşittir 1'i bulmuştuk. Şimdi şunlar şu şekilde arkadaşlar birbirlerine eşit olacaklardır. Çünkü ikisi de 1. 2C eksi 3F eşittir 2F eksi 3C, 2F eksi C dedim. Buradan eksi C'yi bu tarafa, eksi 3F'yi bu tarafa gönderirsem 3C eşittir 5F yapar. Bir cevizin kütlesiyle bir fındığın kütlesinin çarpımı bize sorulmuştu. Şimdi ben 3C eşittir 5F olduğunu biliyorum ya arkadaşlar. Bundan sonraki yapacağım şey, hareket şu. Bunların kütleleri neler? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi 3C eşittir 5F ise ben C'ye 5K derim. F'ye de 3K derim. Böylelikle 15K eşittir 15K olur. Bakın C 5K ise getirelim şurada yerine yazalım. 2F demiş 6K. C de 5K'ydı. 6K'dan 5K'ya çıkarınca K kalır ki bu da 1'miş. K 1'miş arkadaşlar. O zaman cevizin kütlesi 5. Fındığın kütlesi 3, 3 kere 5 de 15 yapar, bize cevabı verir. Böylelikle cevabımız Edirne seçeneği olmuş olur. İkinci sorumuz. İkinci soru için biraz yaklaşalım, olmaz mı? Şöyle yapalım. Bize böyle bir işlem vermiş. Bu denklemi sağlayan x gerçel sayısı kaçtır diye sormuş. Bakın 2'den bir sayıyı çıkarmış, şunu çıkarmış ve sonucu yine 2 bulmuş. O zaman bu 0'dır arkadaşlar. Bunun 0 olabilmesi için de pay kısmının, yani şu kısmın ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. 2 bölü x artı 1 eşit 0 ise tabii ki 2 bölü x eşittir eksi 1'dir. Buradan sevgili arkadaşlarım eksi x eşittir 2 gelir. X de o halde eksi 2 olur deriz. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 3. sorumuza. 2 bölü m eksine n artı 1 bölü m artı 3 eşitliği veriliyor. Buna göre n'nin m türünden eşiti sorulmuş bize. Şimdi gelelim şunu yapalım, bakın. 2 bölü m'yi yazdım eksi nm bölü m yazdım. Bakın şurası neye eşittir? N'ye eşittir değil mi? M'ler giderse şuradaki n'ye eşittir. Eşittir diyorum. N artı 1 bölü m artı 3m bölü m yazdım. Bakın buradaki 3m bölü m de 3'e eşittir. Şimdi paydalar eşit olduğu için artık 2'den nm'yi çıkardık. 2 eksi nm eşittir diyorum. N artı 1 artı 3m. N artı 1 artı 3m dedim. İkisinin de paydası m olduğuna göre m'leri sadeleştirebiliriz. M'leri görmezden gelebiliriz. Pekala. N'nin m türünden eşitini istediği için ben n'yi yalnız bırakmam gerekiyor tabii ki. Dolayısıyla ben eksi nm'yi bu tarafa çağıracağım. Şunların hepsini de sol tarafa atacağım. Böylelikle 1 bu tarafa geçerse 1 kalır. 3m bu tarafa geçerse eksi 3m olur. Eşittir diyorum. N artı nm geldi. Şimdi 1 eksi 3m eşittir. N parantezinde 1 artı m deriz.
Ve bu da çarpım durumunda olduğu için şuradaki 1 artı m karşıya geçerse bölüm olarak geçecektir. 1 eksi 3m bölü 1 artı m eşittir n olacaktır. Böylelikle n'yi yalnız bırakabildik. Bakın n'nin m türünden eşit ortaya çıktı. 1 eksi 3m bölü 1 artı m, yani cevabımız Edirne seçeneğinde mis gibi verilmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. 3. sorumuza çözdükten sonra 4. sorumla. Bize demiş ki çokgen ve dairelerden oluşan aşağıdaki düzenekte daire içerisinde bulunan sayılar örnekte verildiği gibi tespit edilmekte. Bakın burada 12 yazıyor. Ve bunun 4 tane kenarı var. 12'ye içinde de artı işlemi var. 12'ye kenar sayısını eklemiş ve 16 bulmuş. Burada 16 sayısı var. Ve gördüğünüz gibi 3 tane kenar var. Ve işlemde çarpı işlemi 16 ile 3'ü çarpmış ve 48'i bulmuş gibi. Buna göre şekildeki düzenekte A yerine kaç yazılmalıdır? Bakın. Şurada kaç kenar var? 6. Bir şeyi 6'ya bölmüş ve 2 bulmuş. O zaman burası 12'dir. Burada kaç kenar var? 4. Bir şeyle 4'ü çarpmış, 12 bulmuş. O zaman burası 3'tür. Bakın burada kaç kenar var? 3. Bir şeyden 3'ü çıkarmış. Bir şeyden 3'ü çıkarmış ve 3 bulmuş. O zaman A kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir derim. Geçtim 5'e. A eksi B 7 ve A artı C 13 olduğuna göre B artı C kaçtır diye sorulmuş. Direkt alttakinden üsttekini çıkarın. Böylelikle A'lar gider. Ve C eksi eksi B eşittir 13 eksi 7'den sevgili arkadaşlarım 6 olur. C eksi eksi B de C artı B'nin ta kendisidir, 6'dır ve bana zaten sorulan bu B artı C sorulmuştu. Cevap 6'ydı sevgili arkadaşlar. 5. sorumuzu da çözdük. Geçtik 6'ya. X bölü Y oranı bize sorulmuş. Peki yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bakın gelin şunu 3 ile bir genişletelim hadi sizle beraber. 3 ile genişletirseniz yukarı yazıyorum bunu da. 9y eksi 6x eksi 3z eşittir kaç olur? 3 olur. Şimdi de gençler üsttekinden alttakini çıkaralım, fark etmez. Hangisinden hangisini çıkardınız fark etmez. 9y'den 2y'yi çıkardınız, 7y eksi 6x eksi x eksi 7x yapar. Eksi 3z'den eksi 3z çıktı 0 eşittir. 3'den 3 çıktı 0. Böylelikle 7y eşittir 7x olur mu? Olur. 7'lerde giderse y eşittir x'tir. Bakın y eşittir x ise y gördüğün yere x'i yazarsan x bölü x'i bulmuş olursun ki bu da kaçın kendisidir? 1'in kendisidir. Doğru cevap Ceyhan'dı ve devam ediyoruz yolumuza 31. sayfamızda. Eş dikdörtgen yapışkan kağıtlardan iki tanesi yapıştırılarak ki bu soruyu çözmeden önce hemen size bir uyarıda bulunayım. Arkadaşlarım sorumuzda şuradaki sayılar değişti. Eğer sende buradaki sayılar farklı bir sayı yazıyorsa bunlara dikkat et ne olur. Tamam mı? 12 ve 17 oldu arkadaşlar. İkinci baskıda bunlar düzeltildi. Aklınızda bulunsun. Eş dikdörtgen yapışkan kağıtlardan iki tanesi yapıştırılarak şekil 1, 3 tanesi yapıştırılarak şekil 2 elde edilmiş. Kağıtların yapıştırılan kısımları birbirine eşit uzunlukta olup elde edilen kağıtların toplam uzunlukları santimetre cinsinden şekilde belirtilmiş. Buna göre her bir yapışkan kağıdın uzunluğu kaç santimetredir? Yani bize şu soruluyor. Şimdi gençler burada ben şu bir kağıdın uzunluğuna A dersem şöyle. Şuraya kadar olan kısım ne olur arkadaşlarım? Tabii ki A olur. Ve şurası da eğer B ise, yani üst üste gelen kısım B ise, şurası da A-B olacaktır. Böylelikle buranın tamamının uzunluğu A-2B'yi verecektir bize. Çünkü şurası A'ydı, burası da A-B. Toplarsak 2A-B yapar ve bu da 12'ymiş. Şimdi bu cepte geçtik şuraya. Bakın arkadaşlarım ben bunları şu şekilde ayırmayı tercih ediyorum. Şu kısım zaten bir kağıt uzunluğuydu A. Burası da bir yapışkanlı kağıt uzunluğuydu. Bu da A. Şimdi şurası da A'ydı biliyorsunuz. Ama burada bir B ve burada da bir B uzunluğu olduğu için şu kısma ne kalacaktır? A-2B kalacaktır. Ve ben bunların tamamını toplarsam 3A-2B gelir. Ve 3A-2B'nin de bakın burada gösterilen uzunluk yani 17'ye eşit olacağını söyleyebiliriz. Şimdi buradan A'yı ve B'yi ben ayrı ayrı bulabilirim tabii ki. Nasıl bulacağım? Şunu 2 ile çarpacağım. 4A-2B eşittir 24 olacak. Daha sonrasında da alttakinden üsttekini çıkaracağım. 4A'dan 3A çıktı A. Eksi 2B'den eksi 2B çıktı 0 eşittir 24'ten 17 çıktı 7. A kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Getirin şurada yazın. 14'ten B çıkınca 12 kalıyorsa B kaçtır arkadaşlar? Tabii ki o da 2'dir. Her bir yapışkan kağıdın uzunluğu kaç santimetredir ki zaten biz A'yı bulmamız gerekiyormuş. Çünkü bir kağıdın yapışkanlı kağıdın uzunluğu 7 idi. Cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlarım. Geçtim 8'e. M eksi 1 bölü N 3, N eksi 1 bölü M 2 olduğuna göre M bölü N oranı kaçtır? Bakın şurada şunu çarpın.
mn eksi 1 bölü n eşittir kaç yapar? 3. Şununla şunu çarpın. Yine mn, yine eksi 1 bölü m eşittir kaç olacaktır arkadaşlar? Bu da 1 bölü 2'ymiş. Pekala, üsttekini alttakine ben bölmek istiyorum ki şunlar gider. Bunu da ters çevirip çarparsak üst tarafta m, alt tarafta n kalır. Bu da eşittir 3'ü 1 bölü 2'ye böldüğümüz takdirde bunu da ters çevirip çarparsak 6 olur. Yani m bölü n karşımıza çıkmış olur. Cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 9'a. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere AX artı B eşit 0 denkleminin katsayıları toplamı denklemi sağlamaktadır. Şimdi bunun katsayılar toplamı ne arkadaşlar? A artı B. Katsayılar toplamı denklemi sağlıyorsa A artı B aslında denklemin köküdür. Peki bu denklemin kökü normalde neydi? Tabii ki eksi B bölü A idi. Demek ki arkadaşlar bu eksi B bölü A'ya eşitmiş diyeceğiz. Şimdi bu cepte, bu bir dursun cebimizde. A artı B eşittir eksi B bölü A dedik. Bize ne sorulmuş? A kere B sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben bunu, şuradaki A'yı karşı tarafa çarpım olarak fırlatırsam A kare artı AB eşittir eksi B yapacaktır. Buradan eksi B'yi bu tarafa alırsanız A kare artı AB artı B eşittir 0 olacaktır. Ve buradan da B parantezinde şurayı A artı 1 diye yazabiliriz biliyorsunuz. Yanında da ne var? A kare var. Eşittir yine 0 dedik. Pekala. Şu A kareyi karşıya fırlatırsanız arkadaşlar B parantezinde A artı 1 eşittir eksi A kare yapar. Buradan da A artı 1 çarpım durumunda olduğu için B'yi yalnız bırakıyorum bakın. Eksi A kare bölü A artı 1 yapacaktır. Şimdi buraya kadar getirdik durumu. Tamam mı? Bundan sonra A ile B'yi ben nasıl bulacağım? Bunu irdelemem gerekiyor. Ve A ile B'nin de sıfırdan farklı birer tam sayı olduğunu unutmayacaksınız. Şimdi tam sayıysa eğer şuna tam bölünüyordur arkadaşlar. Tam bölünmek zorunda. Şimdi o halde ben eksi a kareyi bir güzel a artı 1'e böleyim. Bakın tam bölünmesi gerekiyor, unutmayın. Eksi a karenin içerisinde a artı 1'i bulmak için burayı eksi a ile çarpacağım. A kere eksi a eksi a kare yapar. Bir kere eksi a da eksi a yapar. Bundan bunu çıkarırsam şunlar birbirini götürecek ve eksi eksi a'dan burası a kalacak. Şimdi kaç defa var diyeceğiz. Hocam bir defa, bir kere a artı 1 a artı 1 yapacak. Çıkaracaksın ne olacak? Eksi 1 olacak. Şimdi demek ki ben eksi a kareyi a artı 1'e böldüğüm takdirde şurası tam kısım olacakmış. Eksi a artı 1 ve eksi 1 bölü a artı 1 olacakmış. Ve bu da kaçmış? B. Bakın arkadaşlar B bir tam sayıydı, unutmayın. A da bir tam sayıydı. Ben tam sayının üzerine 1 eklersem sonuç yine tam sayı olacaktır. Bakın burası tam sayı. E bu da tam sayı. Demek ki buranın da tam sayı olması şartmış. Çünkü tam sayıdan ancak bir tam sayı çıkarsa sonuç tam sayı gelir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, 1'in bölenlerini seçmemiz lazım. Yani a artı 1 burada ya 1'dir diyeceğiz ya da a artı 1 eşittir eksi 1'dir diyeceğiz. A artı 1 1 ise a 0 olacaktır. Fakat a ve b 0'dan farklı demişti. Bu yemedi. O halde a artı 1 kesinlikle eksi 1'dir. Yani a kaçtır o halde? Eksi 2'dir. Bakın a'nın eksi 2 olduğunu bulduk biz. A eksi 2 ise hemen yerine yaz. Eksi 2'nin karesi 4 ya. Eksi 4 bölü eksi 2 artı 1'den eksi 1 gelir. Eksi 4'e eksi 1'e bölerseniz 1 gelir. Bu da b'dir. Pardon, 4 gelir, bu da B'dir. B 4'müş. A da sevgili arkadaşlarım eksi 2 idi. Bunların çarpımı eksi 8'i verir bize. Denememize, yanılmamıza gerek yok. Bu şekilde çözerseniz herkes anlar. Bu şekilde çözerseniz herkes anlatabilir. Geçiyorum arkadaşlarım. Ben de anlattığımı düşünüyorum. 10. sorumuza. Şu kısmı sileceğim izninizle. Bir kırtasiyede satılmakta olan çıtalardan rengi aynı olanların boyları birbirine eşittir. Bu kırtasiyeden alınan 3 mavi ve 1 kırmızı çıta uçuca konulduğunda boyu 9 birim. Bakın 3 tane mavi ve 1 tane kırmızı çıtanın uzunluğu 9 birim oluyormuş. 1 tane mavi ve 3 tane kırmızı çıtanın toplam uzunluğu 15 birim oluyormuş. 3 tane sarı ve 1 tane kırmızı çıtanın uzunluğu ise 12 birim oluyormuş. Buna göre bu kırtasiyeden alınan 1 tane mavi, bakın 1 tane mavi, 2 tane kırmızı, 1 tane de sarı çıta uçuca konulduğu zaman uzunluğu ne olur diye bize güzel güzel sormuş. Biz de güzel güzel çözmeye gayret gösterelim. Şimdi ben şu ikisini toplamak istiyorum. İlk onu gördüm. Bakın soruyu daha önceden çözmedim ama ilk bunu gördüm. 3M ile M'yi toplarsanız 4M yapar. K ile 3K'yı toplarsanız 4K yapar. 15 ile 9'u toplarsanız 24 gelir. Ve her iki tarafı 4'e bölerseniz eğer M artı K'nın 6 olması gerektiğini görürüz. Şu kısmı da şu şekilde parçalamak istiyorum. M artı K artı K artı S eşittir kaçtır diye parçalamak istiyorum.
Bunu da neden bu şekilde yapıyorum? Çünkü m artı k'nın 6 olduğunu buldum ya, orayı biraz şımartmak istiyoruz açıkçası. Yani burada biraz alengirli işlere karışacağız. Şimdi bize ne lazım? K artı S. Çünkü 6'yı bulduk ya, 6'nın üzerine bir şey ekleyip cevabı bulacağız şimdi. Peki ben K artı S'yi nasıl bulurum? Öncelikle M artı K'nın 6 olduğunu bulduk ya, gelin arkadaşlar şuradaki denklemde 2M artı M artı K yazalım. 9'muş. Ben M artı K'nın 6 olduğunu biliyorum. O halde şuraya ne kalır? 3 kalır. Demek ki M kaçmış arkadaşlarım? M 3 bölü 2'ymiş. Çok güzel. M'nin 3 bölü 2 olduğunu bulduk ya. Artık getirip şurada bence yerine yazabiliriz. Çünkü K'yı elde ederiz. K'yı elde ettikten sonra da S'yi elde edebilirim. Bakın 3 bölü 2 yani 1,5. 3K eşittir 15. Bunu bu tarafa atarsanız eksi 1,5 olur. 15'ten 1,5'u çıkarırsanız arkadaşlar 13,5 kalacaktır. Ve böylelikle K eşittir diyorum. Bakın 13,5 ya. 13,5'u 3'e bölmemiz gerekiyor. Bu da bize neyi verecektir? 4,5'u verecektir. Bakın K 4,5'muş. Tamam mı? K 4,5. K 4,5'sa şurası 4,5'muş. Attınız arkadaşlar karşıya. 12'den 4,5'u çıkardınız, 7,5 geldi. O zaman 3S 7,5'sa S'de kaçtır? 2,5'tur. Çok güzel. Şimdi K kaçtı arkadaşlar? 4,5. S kaçtı? 2,5. 4,5 ile 2,5'u topladınız. Kaç yaptı? 7. E burası da 6'ydı zaten. 6, 7 daha kaç yapar? 13 yapar. Böylelikle 10. sorumuzun cevabına da biz Adana seçeneği demiş oluruz. 11. ve son sorumuzdayız. Bir ofiste çalışan 12 kişinin her biri, bu arada bu soruda da bir düzeltme var arkadaşlarım. O düzeltmeyi de ben size söyleyeyim. İkinci öncülün cümlesini değiştirdik. Burada incelenlerin toplam sayısına eşittir yazıyordu. İlk baskımızda bu yazıyor arkadaşlarım. İkinci baskımızda düzelttik. Sayısından daha az değildir olacak arkadaşlarım. Buradaki cümle aklınızda bulunsun. Şimdi devam edelim sorumuzu çözmeye. Bir ofiste çalışan 12 kişinin her biri günlük en az 1, en fazla 3 dosya inceleyebilmekte. Pazartesi günü, yani şöyle, en az 1, en fazla 3 demek 1, 2 veya 3 dosya incelenler var. Yani herkes mutlaka dosya inceliyor. 1, 2 veya 3 dosya inceleyecek diyoruz. Pazartesi günü 2 dosya ve 3 dosya incelenlerin incelediği toplam dosya sayısı da 12'ymiş. Şimdi şöyle diyeceğiz. 1 dosya inceleyebilenler, 1 dosya inceleyenler, 2 dosya inceleyenler diyelim ve 3 dosya inceleyenler var arkadaşlar. 1, 2 ve 3 dosya inceleyenlerin sayısı için de bize demiş ki 2 ve 3 dosya inceleyenlerin incelediği toplam sayısı 12'ymiş. Şimdi o halde bunlar nasıl 12 olabilir? Yani nasıl 12 kişi olabilir? 12 tane dosya incelenebilir? Bunu irdeleyelim. Mesela 3 dosya inceleyen 4 kişi varsa 2 dosya inceleyen 0 kişi vardır. Böylelikle 3 kere 4'ten pazartesi günü toplam 12 dosya incelemiştir. Bu 2 ve 3 dosya incelenlerin tamamı. Tabii ofis 12 kişi olduğu için 1 dosya incelenlere de 8 kişi kalır. Bakın buranın 0 olması şununla çakışmaz. Onu da ben size hemen uyarayım. En az 1, en fazla 3 dosya inceleyenler vardı. Burası nasıl 0 oldu diye soracak olursanız, bakın zaten en az 1 ve en fazla 3 dosya inceleyenler var şu an. 1 dosya inceleyen 8 kişi var, 3 dosya inceleyen 4 kişi var. Ofis zaten 12 kişiydi, toplam 12 yaptı. Demek ki 2 dosya inceleyen kimse yok. Ama mutlaka diğer kalan herkes de en az bir tane dosya incelemiş oldu. Anlaştık. Peki 2 dosya inceleyen kişi sayısına 3, 3 dosya inceleyen kişi sayısına 2 diyebilirim. 2 kere 3, 6, 3 kere 2, 6, toplam 12 dosya incelenmiştir pazartesi günü. 3 artı 2, 5 demek ki 1 dosya incelenleri 7 kişi kaldı. 12 kişi olmaları gerekiyordu çünkü. Veyahut 2 dosya inceleyen 6 kişi, 3 dosya inceleyen 0 kişi vardır. 6, 3, 2 kere 6, 12 dosya incelenmiştir. 0 artı 6 artı 6 derim. Bu da yine toplam 12 yapsın diye. Peki şimdi öncülerimize bakalım. Pazartesi günü 2 dosya incelenlerin sayısı 3 dosya incelenlerin sayısından büyüktür. 2 dosya inceleyen 0 kişi, 3 dosya inceleyen 4 kişi var ki nasıl büyük olsun? Aksine bir tane örnek verdik şu an, bu bundan küçük olduğu için. Dolayısıyla birinci öncülü eledik. Pazartesi günü 1 dosya incelenlerin sayısı gençler 2 ve 3 dosya incelenlerin toplam sayısından daha az değildir denilmiş. Bakın 8, 4'ten bunların toplamı olan, şurayı silelim. 8 bunların toplamı olan 4'ten daha az değildir. 7 bunların toplamı olan 5'ten daha az değildir. Ve 6 bunların toplamı olan 6'dan daha az değildir eşittir. Dolayısıyla arkadaşlarım ikinci öncülümüz doğru.
Pazartesi günü bir dosya incelendiğinin sayısı 3 dosya incelendiğinin sayısından daha küçüktür demiş. Bakın 8 4'ten küçük değil, 7 2'den küçük değil, 6 0'dan küçük değil. Ama burada küçük demiş. Dolayısıyla kesinlikle doğru değildir. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Doğru cevap Bursa'ydı sevgili arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. 31. sayfamızı da bitirdik. Sıra geldi 32. sayfaya. Onu da bir diğer videoda göreceksiniz arkadaşlarım. Sonraki videoda 5. testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.